Herkese merhabalar. 9. sınıf matematikte hangi konularımız var? Neleri işleyeceğiz? Hangi konular bizi zorlayacak? Gelin beraber bakalım ama çok önemli bir gelişim var burada. Onu söylemek istiyorum. 9. sınıf matematik müfredatı, fizik müfredatı, kimya müfredatı yani 9. sınıfın tamamı müfredat olarak güncellendi. Dolayısıyla yeni müfredat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Çok değişiklikler var. Gerçekten de büyük değişiklikler var. Gerçekten de farklı kavramlar geldi hayatımıza. Eskiden ünite dediğimiz şeyleri artık tema diyeceğiz. Dolayısıyla e, farklı bir yapıya doğru ilerliyoruz. Kazanım dediğimiz şeyleri artık öğrenme çıktısı veya öğrenme alanı diyeceğiz ve bunların arasında bağlantılar kurmaya çalışacağız. Üniteler arasında anahtar kavramlara bakacağız. İşte sembol ve gösterimlere bakacağız. İçerik çerçevesine bakacağız. Öğrenme kanıtlarına bakacağız. Çok farklı bir yapıya doğru ilerliyoruz. Peki neler var? İşlediğimiz konular neler peki? Bunlar çok mu farklı? Yine konular nispeten benzer ama farklı e, sınıflardaki konular farklı yerlere taşındı ve onları şimdi size göstermek istiyorum. İlk konumuz sayılarla başlıyoruz. Gerçekten de hani ilk defa sayılarla başlanıyor. Normalde mantıkla başlanıyordu geçtiğimiz senelerde ama artık sayılarla başlanıyor. Sayılardan sonra nicelik ve değişimler konumuz var. Ardından geometrik şekillere giriyoruz. Ardından eşlik ve benzerlik ve ardından aslında yazılım dünyasının da temelini oluşturan algoritma ve bilişim konusu karşımıza geliyor. Yani daha doğrusu teması karşımıza geliyor. Üniteler olmadığı için. Ardından araştırma süreci yani veri analizi gibi bir konu. Ardından veriden olasılığa geçişle olasılık konusuna bir giriş yapıyoruz. Ama dikkat edelim veri analizi konusuyla çok bağlantılı. Şimdi sayılar konusuyla ilk konularımızda hemen başlayacağız ama öncesinde birinci temayı anlatmadan size şunu söylemek istiyorum. 9. sınıf kanalımıza zaten biz müfredat yayışıklığına uygun bir şekilde bütün konuların videolarını YouTube'dan yayınlayacağız. Aynı zamanda sizinle beraber güzel kamplar da yapacağız. Ama şunu da söylemek istiyorum. Matematik soru çözülerek e, çalışılan bir şey. Dolayısıyla öğrenilmiyor öbür türlü. Sadece video izleyerek olmuyor. Tabii ki videolarımızı izleyeceğiz ama videolarımızın yanında bir de ödevlendirmelerimizi yapacağız. Ödevlendirmelerimizde 0'dan 9'a sayısal setimiz, konu anlatımı soru bankalarımızdan bir de dinamo sayısal setimizden yapacağız. Ve bunların içerisindeki kitaplarda konu anlatımlı kitaplarımız burada. Normal soru bankalarımıza burada olmak üzere güncellenen müfredata yüzde yüz uyumlu bir şekilde sizinle beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdiden söylüyorum. Şimdi ilk başta birinci temaya başlayalım. Birinci tema aslında sayılar teması. Sayılar ünitesi de diyebiliriz aslında biz buna. Üstü ve köklü sayılarla başlıyoruz. Çok değişik bir şey bu aslında. Normalde hiç böyle bir şey yapmıyorlardı. Ama ilk defa üstü ve köklülerle başlıyoruz. Sekinin sınıfta gördüğümüz bu konunun aslında birazcık daha detaylısına bakacağız burada. Çok dereceli kökler, çok dereceli üstlere bakacağız. Ardından kümeler ve değer aralıklarıyla devam edeceğiz. Yani küme kavramını işleyeceğiz. Küme kavramını zaten biz daha önce eski sınıflarımızda görmüştük. Küme kavramı, kümenin gösterim yöntemleri, kümelerde kesişim birleşim işlemleri alt küme kavramı bunlara baktıktan sonra sayı kümelerinin ne olduğuna bakacağız. Doğal sayılar tam sayılar rasyonel sayılar gerçek sayılar zaten biz bunları biliyorduk tekrar edeceğiz birazcık daha detaylı bakış atacağız tabii ki. Gerçek sayı aralıkları yani aslında eşitsizliklerle bağlantılı açık aralık yarı açık aralık kapalı aralıkları temellerini öğreneceğiz. Zaten biz bunları öğrenirken temel matematik konularını tekrar etmiş olacağız aslında bizim için. Biz bunun hepsini biliyorduk aslında. Eskiden, eski senelerde görmüştük. Gerçek sayı alıklarında işlemler yapmaya bakacağız. Kesişim, birleşim ve fark işlemleri nasıl yapılanına bakacağız. Ardından mutlak değer gösterimine bakacağız. Şimdi ardından sayı kümelerinin Özelliklerine bakacağız işte e, doğal sayılar, tam sayılar ve benzeri bunların sıralı olmak, arada olmak, kapalılık özelliği gibi özelliklerine baktıktan sonra gerçek sayıların işlem özelliklerine bakacağız. İşte önerme kavramı burada karşımıza geliyor. Eskiden mantık konusu vardı şimdi önerme burada karşımıza geliyor. Mantıkta ilk e, önerme işte bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu söyleyebildiğimiz şeylere diyoruz. Bir ya da sıfır oluyor. Bir olunca doğru sıfır olunca yanlış oluyor. Sayı kümelerinin işlem özelliklerine bakacağız. Değişme, birleşme, yutan eleman, etkileşme. Kiselerime baktıktan sonra da matematikte sembolik dil dediğimiz işte mantıkta ve veya e, ya da işte ise ancak ve ancak e, bazı her gibi özel ifadelerin sembollerin ne olduğunu anlayacağız ve ardından cebirsel ifadelerde iki kare farkı ve tam kareyi inceleyeceğiz. Ardından ikinci temaya geçeceğiz. Birinci tema gerçekten uzun bir tema olacak bizim için. Ardından ikinci temada birazcık nefes alacağız. Çünkü birinci temada bütün eski bildiklerimizi tekrar edeceğiz sayılar konusuyla. Ardından hemen ikinci temada doğrusal fonksiyonlar ve nitel özelliklerine bakacağız. Yani bir doğrusal fonksiyonun işte sıfırı, artanlığı, azalanlığı bunları teker teker inceledikten sonra bunların özelliklerine bakacağız. İşte fx eşittir ax olunca ne oluyor? fx eşittir ax artı b olunca ne oluyor? Gibi farklı fonksiyonların, farklı doğrusal fonksiyonların nasıl çalıştığına bakacağız. Ve günlük hayat problemleri çözeceğiz bununla alakalı. Ardından da mutlak değer fonksiyonlarının e, özelliklerine bakacağız sizinle beraber. Burada mutlak değer fonksiyonları nasıl çalışır? Hem normal x şeklinde hem ax şeklinde hem ax artı b şeklinde bunların özelliklerini işledikten sonra denklem ve eşitsizlikler içeren problemlere. Yani TYT sınavımızda Üniversite sınavımızda en fazla gelen konuya geleceğiz. Birinci dereceden bir bilmeyen denklemler ve eşitsizliklere baktıktan sonra bunların problemlerini çözeceğiz. Mutlak değerli denklem ve eşitsizliklere baktıktan sonra bunların problemlerini çözeceğiz. Ardından üçüncü temamızda geometri karşımıza gelecek. Üçgende açı ve kenarla ilgili özelliklere bakacağız. Üçgende açıya bakacağız. Açı ve kenar ilişkilerine bakacağız. Üçgen eşitsizliğinin ne olduğunu öğreneceğiz. Hani İki kenarın toplamı diğer kenardan büyük olmak zorunda gibi özel kurallar vardı. Ardından dördüncü temada eşlik ve benzerlik konusunu göreceğiz. Burada ilk girişte bir geometrik dönüşümleri hatırlayacağız. Öteleme, yansıma, dönme. Ardından eşlik ve benzerliğe tam geçiş yapmış olacağız. Burada eş olma ve benzer olma koşullarına bakacağız. Kenar kenar kenara eşliği, kenar açı kenara eşliği, açı kenar açı eşliği veya kenar kenar kenara benzerliği gibi benzerliklere bakacağız. Bir üçgenden hareketle ona benzer üçgenler oluşturma konusu karşımıza gelecek ve Paralel çizerek de orta taban oluşturmayı beraber öğrendikten sonra en önemli teoremlere yani Pisagor, Öklit, Tales teoremlerine geçeceğiz ve temel benzerlik teoremini de beraber öğreneceğiz. Ardından eşlik ve benzerlikle ilgili problemleri çözdükten sonra da en son olarak artık beşinci temaya geliyoruz. Artık sonlara yaklaştık. Algoritma ve bilişim bu yepyeni bir konu. Bu yepyeni konu aslında yazılım dünyasına giriş için tasarlanmış bir konu. Algoritmik, doğal dil ve sözde kod. Yani koda kodlamaya giriş yapacağız neredeyse. Gerçekten de yazılımcı olmak için kodlamaya giriş yapacağız neredeyse. Akış şeması ve kullanılan sembollere bakacağız. E, bunun gibi böyle farklı farklı semboller karşımıza gelecek. Bunlar aslında hem e, fen lisesinde ve benzeri de gösteriliyordu. Problemlerin çözüm algoritmalarının oluşturulmasına bakacağız ve çizge kavramı ve kriptoloji kavramını beraber öğreneceğiz. Kriptoloji zaten şu anda kripto e, paralar ve benzeri dünyada e, gerçekten de gelişen bir sektör diyebiliriz. Algoritmik yapıların mantık bağlaçları e, konusunu bakacağız. Ardından da mantık bağlaçlarını kullanabilmeye bakacağız. Ardından sentezleyebilme konusunu işleyeceğiz. Ardından da mantık bağlaçlarını farklı şemalarda kullanmayı öğreneceğiz ve en son olarak da algoritma konusunda matematiksel ispatlar yapmayı öğreneceğiz. Matematiksel önermelerin ispatlarını yapacağız. Gerçekten de üniversite konuları bunlar normalde. Üniversiteye giriş yapmış olacağız aslında burada bir ispat konusu matematiğin en temel kavramı ispatlardır zaten. Bunları beraber öğreneceğiz. Bunu mantık bağlaştığını kullanarak yapmayı öğreneceğiz. En son temalarımızdan bir tanesi de olan Araştırma sürecinde 6. temamızda da tek değişkenli veri dağılımları ile karar verebilmenin nasıl olduğuna bakacağız. Nokta grafiğini inceleyeceğiz. Açıklık, çeyrekler açıklığı, medyan yani ortanca değer, ortalama ve benzeri ve mutlak sapma bu kavramları öğrendikten sonra kutu grafiğinin nasıl yapıldığına bakacağız ve başkaları tarafından oluşturmuş grafiklerin ...sonuçlarını değerlendirmeyi ve tartışabilmeyi beraber farklı e, istatistik verilerindeki hataları bularak yapacağız diyebiliriz. Gerçekten de kapsamlı konular bunlar ama merak etmeyin hepsinin kolay bir yolu var... ...ve hepsi aslında e, böyle büyük başlıklar atılıyor ama içerik olarak daha basit içerikler merak etmeyin. En son ünitemizde de en son temamıza daha doğrusu veriden olasılığa geçeceğiz... Olayların olasılığını gözleme dayalı tahmin etmede... ...deneysel olasılık ve sıklık ve göreli sıklık konularını beraber işleyeceğiz. Olayların olasılığına ilişkin tüme varımsal akıl yürütme konumuz... E, ...en son olarak karşımıza gelecek. Burada gerçekten de konu baş, başlıkları çok böyle kapsamlı ve çok korkutucu gelmesin size. Bunlar tüme varım, tümden gelim ve benzeri aslında basit kavramlar. E, ve burada da yapacağımız şey... Olası çıktıları görselleştirme yani listeler yapma, tablo oluşturma, ağaç çaması oluşturma ardından da teorik olasılık nasıl hesaplanıyor ve deneysel ve teorik olasılık arasındaki ilişki nedir? Ne gibi farklılıklar var? Beraber bunları öğreneceğiz ve 9. sınıf matematiğimizi bitirmiş olacağız. Hadi bakalım size çok güzel bir sene diliyorum ve 9. sınıf kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım.